Kaptanım. Sevgili Ömer Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ben iyiyim. Sen nasılsın? Çok şükür. Gayet güzel. Güzel bir gün. Biraz rüzgarlı her zamanki gibi. Gayet iyiyiz. Efendim, vapurda çay simit sohbete az sonra başlayacağız. Ama şimdi denizin kokusunu böyle içime çekerken güzel bir söz aklıma geldi. Toprağın kokusunu severiz çünkü sevdiklerimizi almasından mıdır? Denizin kokusunu neden severiz? Deniz de engin derinler olduğu için herhalde. Yani özgürlük, yani bana göre bir özgürlük kesinlikle öyle. Düşünsenize, koskocaman bir deniz, gökyüzü, deniz ve siz varsınız. Yani büyük bir özgürlük bence. Ağzına sağlık diyoruz. Efendim, dervişe sormuşlar. Nasılsın derviş? Çay kadar demliyim, dua kadar hem demim demiş. Biz de birbirimizi saracağımız iki isimle buluşacağız. Evet. İki kıymetli oyuncu. Sevgili Can Verel ve Gökberk Demirci ile çay simit sohbetteyiz. Kaptanım, dört yakışıklı mı olacağız? Ben kendimi de iltifatladım ama. Vallahi ben de öyle hissediyorum. Evet, dört yakışıklı ekranlardayız. Vapurda çay simit, vapurdayız. Az sonra. Yıpranmak, paslanmaktan iyi midir? Yani ben o kapıya yumruğu attığım zaman 15-20 dakika elimin acısını hissetmem gerekiyor yani. Gökberk Bey, çekim bitti, hala ağlamaya devam etmeyenle karşılaştınız mı mesela? Çok da ağlayabilen bir insan değilim. Bir insan her yerde başarılı olabilecek diye bir şey yok ki. Çalışmanın verdiği yıpranma bizi dinç tutuyor esasında. Bu sabah ağladınız yani. Evet. İyi hissediyor, çok heyecanlıyım şu an. Gökberk beni bekliyor, onu alacağım. Ve vapurda çay, içip simit yiyip sohbet etmeye başlayacağız. Ve Gökberk Bey de burada. Hoş geldin. Neredesin sen ya? Hava çok rüzgarlı. Sen bekletmedin. Bir önce vapura geçelim. Eşsiz manzara. Daha evet. Bekleyebilirdim yani biraz da. Da geçelim istiyor. Hadi gel. Nasıl geçti? Hoş geldiniz. Olduk? Hoş bulduk Ömer. Efendim, hoş Ömer, geldiniz. Ömer, tekne şahane. Hoş teşekkür bulduk. Ederiz. Vapur daha doğrusu. Tekne mi, evet. Vapur mu? Evet. Geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş merhaba, nasılsın? Nasılsınız? Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Eksik olmayın. Efendim, Can Verel ve Gökberk Demirci ile birlikteyiz. Vapurda hep sohbetler ediyoruz da bugün pembe dizi tadında bir program olsun istiyoruz. Evet, gayet de güzel olacak bence. Hava da güzel, sizler de güzelsiniz. Dört yakışıklı denizleri fethedeceğiz inşallah. İnşallah öyle olacak. Sen bizim büyüğümüzsün zaten. Hayat böyle pembe bir dizi olsa nasıl olurdu? Hayat pembe aslında... bir dizi olsa adı Yemin olurdu bence. Güzel, eksik olmayın. Efendim. Denizde büyümüş kaptan, karada büyümüş bizler. Evet. Vapurda çay simit sohbete geçiyoruz. Kaptanım. Vapurdayız, buyurun lütfen. Buyurun. Buyurun diyoruz. Teşekkürler. Efendim, başlıyoruz. Ne demişler? Söz ile verilen öğüt kulağa, hal ile verilen öğüt kalbe saplanır. Sözleriyle olduğu kadar bugün halleriyle de bence kalbimizde yer edecek iki isimle birlikteyiz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Sağ olun. İlk soruyu şu şekilde sormak istiyorum sohbete başlarken. Hayatımızda pandemi döneminde tabii çekimleri yapmak için, vapura gelebilmek için TRT çekimi olduğuna dair işte izinlerimiz var, izin belgelerimiz var. Trafikte olduğumuz için çevirmeye takılabiliyoruz haliyle. Bir memur bey biraz sert mizaçlı, beni tanımadığını düşündüm. Hala öyle devam ediyor sohbete. Belgeleri göstereceğim. Bana şunu sordu. TC'nizin son iki rakamı. Evet, ben de böyle kaldım. Şimdi baştan başlayınca kolay söylemek. Evet, var mı? Hala düşünüyorlar. TC'nin son iki rakamı. Ben de memur bey, bütün evraklarım hazır. Hayatta da böyledir yani. Her yerden çalışırsın. Evet, hiç çalışmadığın yerden gelir. Evet, hala bulamadılar. Kalem kağıt verelim mi? Ben buldum. 14. 14? 96. 96. Zaten ne deseniz inanmak durumundayız. Baştan yani, başlıyor böyle ya. En baştan almak gerekiyor. Evet. Hayat işte bazen böyle insana şaşırtabiliyor diyebiliriz.
Şimdi bugün işte efendim Leyla ile Mecnun'dan, dervişlerden, alimlerden sorular var ama bu soru Buda ile alakalı. Şimdi kendim düşündüm. Sonuçta biz akıl almak, akıl danışmak isteriz. Aslında bizim akıl danışacağımız bir kişiye gittiğimizi farz edelim. Bir Buda'ya gidiyoruz, akıl danışacağız. Sonra bakıyoruz ki aslında biz ona akıl danışacağız ya, o bize bir şey danışma gayreti ve çabasında. Siz hangisini düşünürdünüz? A şıkkı, şıklar da koydum. Biz Buda dedik, adam bize danışıyor, işimiz zor mu dersiniz? B, bana sırrını veren veya derdini anlatıyorsa o da dert paylaşılacak biri mi dersiniz? İkinciyi tercih ederim. Ya biraz akıl akıldan üstündür gibi de bir şey var yani sanırım içerisinde ama ben de ikinciyi tercih ederdim. Şimdi kendi derdini çözemeyen bana nasıl akıl verecek durumu olur ya bazen hayatın içerisinde ama belki derdini paylaşan insan güvenilir bir insandır da diyebiliriz belki. YouTube kanalımıza abone olursanız gerçekten sevineceğim. Beğenirseniz yorumları yazın, mutlu olalım. Beğenmezseniz de eleştirileri açız. Abone olduğunuzu görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Olmadıysanız da yanlış görmüşümdür. Yine de sağ olun. Efendim, vapurda çay şimdi sohbeti. Kaçırmayın. Zaten izliyorsunuz şu an. O bu da biraz win-win düşünmüş. Yani ben seninkini çözeyim, sen de benimkini çöz demiş bence. Mantıklı yani. Yani hayatta ilişkiler win-win üzerine ya kazan, sen de kazan. Öyle olmuş olabilir. Olabilir. Devam ediyorum. Bir gidişi asla tek başına yapmaz insan. Biri iter, biri gider diye bir şey var. Tabii dün hayatımın en uzun koşularından bir tanesini yaptım. Yani hayatın içerisinde bazen sizin bir yerden uzaklaşmanıza neden olan şeyler sevgi mi oluyor? Yoksa aslında nefret, kızgınlık mı oluyor? Diye de kendi kendime sordum sonuçta yaptığımız şeyleri yorumlamak adına. Öyle bir koştum ki Kalamış'tan Bostancı'ya kadar koşmayı başardım. Spor amaçlı yaptım. Spor amaçlı tabii. Ama içimde yaşadığım şey orada beni birazcık kızgınlığımın geçmesini isteme hali. Sonuçta aslında sevgiyle koşmak, normal spor biraz yapma... Biraz gergindin ve spor yapıp rahatlamak istedin. Ki gibi. Spor iyi bir terapidir. İyi bir terapi. Ama hayata bunu yorumlarsak, sonuçta beni koşturan şey biraz kızgınlıktı. Acaba uzaklaştığımız şeyler, bunu nasıl yorumlamak istersiniz? Yaptığınız şeylere daha çok sevgiyle mi yoksa hırsla mı? Çünkü bir insan içinde de hırs olması gerekir ki daha iyi bir rolü canlandırmak ya istedim. Evet, onu tabii kontrol edebilmek de çok önemli. Yani hırsın bizi ele geçirmemesi gerekiyor sanırım. O zaman hani yanlış da evet. Meydana gelebiliyor ama kızgınlıkla hiç hareket etmedim ya ben. Daha çok böyle çekti ve onun verdiği mutlulukla hani başarı elde etmeye özen göstermişimdir. Kızgınlık da sevgi de bence işin içinde olmalı. İkisi beraber. Hı-hı. Değil mi? Eğer kariyer iş anlamında soruyorsan ben kendimi kötü hissettiğim zamanlarda çok daha iyi performans sergiliyorum. Sen de bunu zaten biz sohbet ederken de bir gün konuşmuştuk. O an başka bir boyuta geçtiğimiz için bana terapi gibi geliyor. Ve daha iyi iş çıkarttığımı düşünüyorum. Beni ayakta tutuyor. Enerjim yüksekliği yansıyor %100. Hakikaten yani çektiğimiz çoğu sahneye. Yani insan motivasyonu çok önemli. Özellikle orada. Yani bu şey demek değil. O gün mutsuzum, gerginim. Zaten şu an bizim yaptığımız işi dram. Evet. Bu değil. Komedi oynuyorsan da yine bir karakter canlandırmak, dediğim gibi başka bir boyuta geçmek, konsantrasyonu tamamen başka bir noktaya, algını tamamen başka bir boyuta geçirmek iyi geliyor bana. Efendim çay simli sohbeti devam ediyoruz. Mevlana'nın sözleri o kadar güzel ki her birine yeni keşfettiğim her bir sözde çok mutlu hissediyorum. Bir tanesi de şu, ayakta duracak halin yokken hayatta duracak nedenlerin varsa korkma düşmezsin diyor. Şimdi buradan aslında dün hissettiğim bir şeyi paylaşmak istiyorum. Evde çiçeklerim var. O çiçeklere su veriyorsun. İşte güneş görmeyeni güneşe koyuyorsun. Çok güneş alıyorsa arkaya koyuyorsun. Şimdi onlarla olan bu iletişimde benim onları yaşatmam lazım diye düşündüm. Yani çiçekleri sulamam lazım. Bir yandan da acaba dedim onlar mı beni yaşatıyor? Yani aslında beni hayata bağlayan şey biraz önceki hayata bağlandığımız nedenlerde olduğu gibi. Aslında insanın hayat kurduğu, ilişki kurduğu şeyler onu yaşatıyor. Mutlaka. Değil mi? Öyle. Aslında bu senin de söylediğin gibi karşılıklı. Karşılıklı ya. Bazen çünkü öyle oluyor. Sanki ben onu yaşatıyorum gibi de aslında o beni suluyor aslında. Evet. Birbirimizden besleniyoruz gerçekten. Hayatın her anında tüm ikili ilişkilerde. Hani bunu sadece insan ve insanla sınırlandırmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani mesela siz olmasanız o da olmayacak. 3 gün mü kalır en fazla? Yani 4. gün başlayacak kuruyup yaprak dökmeye. Yani birbirimizden besleniyoruz. Doğru. İnsan ilişkileri de aynı şekilde. Evet. Ekonomi konuşuyor musunuz kendi aranızda?
dizi setinde? Karavanda en çok ne konuşursunuz merak ediyorum. Karavanda en çok ne konuşuyoruz valla? Dinleniyoruz çoğunlukla ya. Çünkü çok yoğun çalıştığımız için zihin, beyin bir süre sonra böyle artık saçmalamaya başlıyor. O yüzden fırsat bulduğumuz her an böyle gerçekten dinlenmeye özen gösteriyoruz. Seriyoruz. İşte bir sonraki sahnelerin laflarını geçiyoruz. Mesela Gökberk'le bir aradaysak. Ki Gökberk'le çalışmak çok zevkli. Gerçekten çok eğlenceli. Ben çok eğleniyorum Gökberk'le çalışmak. Çok kamera arkası görüntüleri gerçekten keyifli. Çok gülüyoruz. Ben de seyretme fırsatı buldum. Ama tabii disiplinlerinden bırakmadan önümüzdeki çekilecek sahnelerin hazırlığını yapıyoruz. Şeyi sormak istiyorum. Sonuçta insan aslında kendi mesleğiyle artık bir şeyleri tükettiği için kendinden konuşmak istemiyordur. Yani karavanda da gelip de oyunculuk değil de. Ya mesela karavanda sohbet halinde olsak vapurdaki gibi. Yani 10 milyon TL'nin olsa nereye yatırım yaparsın? Abi diyor soruyor musunuz birbirinizi? Yani ben antika alırdım. Antika alırdınız. Yani dünyayı gezmek haricinde. Bilmiyorum aklıma bir şey gelmiyor. Çünkü o ana göre yaşıyorsun ve şu an tek tutkum, tek hobim antika ve hayvanlar yani. Muhtemelen o iki yere bölerdim onu. Hiç bunu konuşmadık aramızda mesela. Hiç konuşmadık. Ekonomi üzerine. O kadar gereksiz şeyler konuşuyormuşuz ki zamanında. Hayatımızın hiçbir garantisi yok bir saniye sonra ne olacağının ama yeni elimizden geldiğince muhtemelen kendi adıma daha böyle rahat bir gelecek için de yatırım yapabilirdim. Evet. Ben türlü türlü şeyler duyuyorum çevremden. Biri Tonç'ta diyor ki şimdi biz Eskişehirliyiz. Kuşkonmaz'ın Eskişehir'de yetiştiğini mesela geçen öğrendim. Kuzenim diyor ki ben diyor hani kendi işi var Kuşkonmaz işine girerdim falan mesela. Hayata yani hakikaten sonuçta aldığımız, gördüğümüz, yediğimiz, giydiğimiz her şeyi üreten, yapan insanlar var. Yani şuradaki dekorda olduğu gibi. Biraz yardım da yapmak gerekirdi tabii ama yani malum şartlar ne hayatlar yaşıyor insanlar. Oraya da benim biraz bayağı bir hani aklım kayıyor. Çayla simitle aranızın iyi olduğunu görüyoruz. Ben, evet güzel. Seviyorum. Öyle burada daha bir keyifli oldu afiyet hakikaten. Afiyet olsun. Sağ olun. Sonra saklayalım dedik ama. Evet. Susan peki, mağdur olmayalım. Doğru. Tamam. Şimdi hangisini yaptılar acaba? Hangisini yapıyorlar diye de merak ediyorum hayatın akışı içerisinde. İnsanın zor zamanları önemlidir. Bir şeylerin göstergesidir. Sorum şöyle. Zor zamanlarda yanınızda olanları sonradan sevindirmeyi mi daha çok yaptınız? Yoksa zor zamanlarda yanınızda olmayanları terk etme halini mi? Yok asla. Yani terk etme hali değil de. Yani zor zamanlarımda yanımda olan insanla zaten her zaman. Sonradan ödüllendirme durumu yaşattınız mı gerçekten birine? Yani abi burada yanımdaydın, zor günümdeydin. Gel de şimdi bir günde şöyle yapalım bilmiyorum artık orada. Tabii canım elimden geldiğince yani o zor durumdan çıktıktan sonra onu da biraz kendisine iyi hissettirecek şeyler gelirse elimden seve seve yapmak isterdim. Evet. Ben mesela daha çok hayatımda arkadaş çevremde birkaç arkadaşımdan aklıma geliyor. Zor zamanında veya işte önemli gününde aramadım diye küskünlüğünü bilirim. Yani öyle de olabiliyor. Mesela ya zor zamanında yanında değildin, güzel anında yanında değildinler de var. O da var. Ama bazen de bilemiyorsun yani irtibatı da koparmamak gerekiyor. Hani sonra biraz da onunla da alakalı. Tabii aylarca yani. Yıllarca mesela görüşmemişsin. Evet. Örneğin tak diye bir telefon hani hal hatır sormak için arıyorsun. Spontane için hiçbir art niyet yok. Aynı dediğiniz gibi bir karşılık veriyor ve telefonu kapatıyor. Bu da çok üzücü bir şey yani. Yani bir de dedim ya sen de çok yoğunsun, hepimiz çok yoğunuz. Bu dönemde bütün arkadaşlarına, dostlarına yetişemiyorsun şu o zaman. Kimin evet. Ne durumda olduğunu bilemiyorsun. Bazen halden kendi anlamak derdimize, da lazım. Kendi terk derdimize etmişsiniz yok mu peki yani? Efendim? Zor zamanınızda yanınızda olmadı diye birini terk etmişsiniz yok mu yani? Yok. Benim dostluklarım yani bu hani bu evlilikte vardır ya iyi günde kötü günde. Tamam. Ben tamamen bunu hayat mantığıma oturtmuşumdur. Yani arkadaşım, eşim, dostum hiç kim olduğu önemli değil. İyi günde kötü günde her zaman yanında olurum. Ve bu hep böyle olmuştur. Beni zor gününde terk eden dostlarım olmadı mı? Oldu. Ama ben hiçbir zaman hiçbir arkadaşımı, hiçbir sevdiğim insanı daha doğrusu zor gününde yanında... Ya bir de gerçekten zor gününde zaten onun matematiğini de kuramıyorsun yani. Belki aylar yıllar sonra aklına geliyor. Yoktu yani bu insan yanımda. Ama hayatımdan bir şey eksiliyor mu bilmiyorum. Eksilmiyordur. O yüzden nefret de etmiyorum. Etmem. Yani hepimiz zor zamanlardan geçtik. Geçiyoruz da şu an toplum olarak geçiyoruz, dünya olarak. Ama bilmiyorum yanımda olsa da mesela ne katabilirdi ki o zor zamanı değiştirebilir miydi o insan? Tamam maneviyat çok önemli ama olmuyor diye de nefret edemem. Belki olmaması için çok büyük sebepler vardır elinde. Ne bileyim böyle. Daha pozitif bakmak bu olsa gerekir. Ama şu beni çok üzüyor. Demin de söyledim hepimiz çok yoğunuz.
özellikle bizim yaptığımız iş farklı bir yoğunluk. Seninki tabii, de öyle. Günlük dizi olması. Görüşemediğim, çok uzun aralar verdiğim görüşmeye arkadaşlarım var. Bu beni üzüyor tabii. Daha çok görüşmek isterdim. Evet. Arkadaşlarıma daha çok yetişmek isterdim. Daha çok konuşmak isterdim en azından telefonda. Evet. Bir de sosyal medya biraz tembelleştirdi insanları. Yani arkadaşın ne yaptığını görüyorsun sürekli. Evet, sanki doğru. Her an onun yanındaymışsın. O sana oluyor. Bir şekilde oradan takip ettiği sürece bildirim veriyormuş gibi bir durumda söz konusu. Oturduğunuz yerlerde yani çok pozisyonunuz rahatız. İtibariyle rahat çok rahatız. Şimdi benim rahat olmadığım bir pozisyon mesela savunma pozisyonu. Yani aslında programı sunuyorum ama sonuçta şirket içerisinde de yeni bir şeyler yapabilme durumu birazcık böyle gol atmaya benzetiyorum ben. Yeni bir şeyler üretmek biraz hayatın içerisinde yeni bir fikir bulmak, gol atmak olabilir mi? Bunu da sormak isterim ama ne zaman böyle savunmaya geçsem aslında idari işlerle yapılması gereken şeyler orada kendi pozisyonumu bulamadığımı hissederim mesela. Tam kendimi ortaya koymak adına yani, kendinizden. Evet şimdi iş olarak bakınca set mesela benim pozisyonum oynamak çünkü beni aşırı rahatlatıyor. Kızgınlığını atabiliyorsun, sinir stresini atabiliyorsun. Oradaki bir mesela hararetli sahnede böyle pamuk gibi oluyorsun yani kestik dedikten sonra. Şurayı bulamadık da senaryoyu sen yaz deseler. Yok. Orası benim pozisyonum değil. Değil. Ve hatta yani yapmak isteyeceğim bir şey de değil açıkçası. Ben kendi pozisyonumda rahatım. Diğer türlüsü beni muhtemelen... Ya bir de bir insan her yerde başarılı olabilecek diye bir şey yok diyorum. Ki. Asıl yani, işte kendimizin doğru pozisyonunu bulmamız lazım ki o evet. Zaman daha insan verici aktarım oluyor. Doğru. Bir futbolcu babanın oğlu olarak bu soruya cevap vermezseniz olmaz Can Verel. Ben pozisyon olarak forvet oynuyordum. Gol atmayı golcüydüm. Daha sonra oyunculuk başladı. Ben de bulunduğum pozisyondan çok mutluyum ve çok memnunum. Sen şimdi demin şeyden örnek verince dışa vuruyoruz duygularımız deyince bizim aklıma şey geldi. Hani ikinci sezon seninle bir sahne çektik. Gergin bir sahne. Kapıya sen geliyorsun. Biraz itişip kakışıyoruz sen hatırlıyor musun? Ne güzel sahneydi o. Saatin falan koptu. Senin saatin koptu, benim gömleğim yırtıldı, elin kanadı. Güzel. Ya bir de hakkını vermen gerekiyor. Öyle bir yazıyorlar ki yani sen oynarken o yazılanın içini gerçekten doldurabildiğini hissetmen gerekiyor. Yoksa hani bizim bilmiyorum çok oluyor görüyoruz. Mış gibi yapmak diye de bir kavram var ki %80'i gibi gözüküyor ama alakası yok. Yani ben o kapıya yumruğu attığım zaman 15-20 dakika elimin acısını hissetmem gerekiyor yani. O zaman yumruk oluyor. Tabii 15 dakika acıyı hissedeceksin. Yani gerçekten oraya biz bir 3 saniyelik sahne çekiyoruz. 30 dakika elim buzda kalıyor benim mesela yani. Mesela de tam tersine dramatik bir sahneden sonra hakikaten gidip de Gökberk Bey çekim bitti hala ağlamaya devam etmeyenle karşılaştınız mı mesela? Yok ben daha çok vurmalı kırmalılarda acısıyla yaşadım ama o kestik dediği an zaten her şey bitiyor yani. Peki şimdi biraz önce sevgili Gökberk Bey dedi ki mış gibi yapmak insanların duyguları da sanat eserlerine benzer desem kimse buna hayır demez herhalde. Sonuçta o sanat eserlerinde de duygu var ama sanat eserlerinin sahtesi var. Yani bir şekilde bakıyorsun aynısı gibi yani. İnsanın duygularında da sahtelikler var mı? Çok çabuk ele veriyor kendini o sahte duygular. Sahtelik olmaz olur mu? Çok var. Çok, en çok nerede görüyorsunuz sahteliği? Var. Bir de nasıl ayırt edersiniz mesela bu duygu gerçek bu? Ya gerçekten nereden mesela kendi adıma cevaplayayım. Onun sanki bir tarifi yok gibi ya. Değil sahtelik mi? O kadar böyle gerçekten belli şurasına oluyor ki. Şurasına bakman lazım filan saatte olur ya abi. Şuraya bak cam safir değilse yani filan durumu. Bakmakla görmek arasında fark vardır derler ya. Hakikaten dediğiniz gibi o saati bir inceliyorsun. Ama insan da öyle değil. Yani insan sana yaklaşırken zaten bak ben sahteyim diyor. Onu bakışıyla, mimiğiyle, ses tonuyla, yürüyüşüyle bir şekilde yani. Hani gerçekten... Hayatın o zamanına kadar verdiği, bize verdiği öğretilmişliklerle onu görebiliyoruz zaten yani. Evet, tecrübe. Tabii o öğretilmişlikleri de... Sadece tecrübe olduğuna katılmıyorum. Ben çünkü aynı hatayı defalarca yapan insanlar da olabiliyor. Heh, onu diyecektim tabii. Bu biraz sezgi, zeka olarak algılamamak lazım. Bu çünkü bu insan çok zeki insan, bu insanı çözebiliyor diye bir olay da değil. Hmm. Ama... Bizim oyunculukta da öyle. Gözlerle konuşuyorsunuz. Hı hı. Ben direkt gözlerinden 3 aşağı 5 yukarı çok ufak yanılma payıyla az çok sahte insanla samimi doğal insanı anlayabiliyorum, algılayabiliyorum. Ya işte bizde mesela bizim sektörde şey vardır heybeye atmak diye. Hani mesela yarın simitçiyi oyna dediklerinde o heybeden çıkartıyorsun onu. Hop simitçi oluyorsun yani o parayı önlüğünden alış şekliyle, konuşmasıyla, tavırlarıyla. Yeter ki gerçek bir simitçi gözlemleyelim. Heybeye at onu ama gözlemleyip unutma yani. Tecrübe de onun gibi yani ne kadar çok tutarsan hafızanda. Tabii o zihnin karanlık köşelerini hapsetmekten bahsetmiyorum.
hafızada tuttuğun tecrübe yarın öbür gün öğretici oluyor senin için. Hani ortada çukur var, yanından geç diyor sana bir nevi. Ama hani onun acısını, tecrübesini sen hafızadan sildiğin an göz göre göre lap diye o çukurun içindesin. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdiki sorum özellikle sevgili Can Bey'e. Sizin de cevabınızı merakla bekliyorum çünkü soruyu duyunca hafif bir tebessüm olabilir. Genelde hayatın içinde böyle kontrol bende der misiniz? Mesela hani kontrol bende, etler fırında, tamamdır, çok stres yapmaya gerek yok. Saate bakıyorum. Et fırındaysa derim. Der kontrol misiniz? Bende derim. Senin biliyor olman lazım bunu. Evet, biliyorum. Ben bilemiyorum artık. Yok, geçen gün... Aynen. Fırında... Yemek yaptım da ortak arkadaşlarımızla beraberdik. Biraz uzun sürdü. Ama sonuç iyiydi. Ellerine sağlık. Demek ki kontrol bende çünkü olunca... Çünkü belli başlı kişiler acaba fırında ne olacak diye merak ederken sen kontrol bende durumu... Şimdi ben şöyle, benim sorumluluğumdaysa o iş... Değil mi? Ben biraz kontrolün bende olmasını seviyorum. Çünkü biraz mükemmeliyetçi bir yanım var. Çok memnun muyum bu tarafımdan? Çok memnun değilim. Zaman zaman, hatta çoğu zaman beni yoruyor bu yanım. Yaptığım bir şeyin mükemmel ya da mükemmele yakın olmasını istiyorum. Bu her neyse ve bunu kontrol altında tutmak için de çaba sarf ediyorum. Evet, kontrolün bende olmasını seviyorum bazen ben de. Bu şey demek değil ama yani her işi ben bilirim. Her işin kontrolü bende olmak zorunda. Egoyla değil, egoyla alakası yok bunun. Sadece o işin çok iyi olması için. Bu sözü kim söylemiştir diye sormak isterim. Aslında söyleyen nasıl bir insan? Yemek yapmak, çocuk bakmak, evi temizlemek kadınların görevi değil. Size ikramıdır. Sen söylemiş olabilir misin bu sözü acaba? Yalnız çok güzel ya. Bu sözü Hazreti Muhammed söylemiş. Evet. Hayatta aslında kadın ve erkek ilişkisi içerisinde hep bir görev dağılımı olur ve sanki onun göreviymiş gibi olur ya. Aslında o bütün tanımlamaya sadece bir cümle ekleyerek olayı bambaşka bir yere ama götürmesi değil mi? Ama ne güzel söylemiş. Size ikramıdır, hakikaten. Onun görevi değildir. Kesinlikle. Evet. Şimdi bence bu zaten yeni nesilde artık kadın erkek ayrımı yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Hı-hı. Ve kadın da kariyer sahibi oluyor, erkek de keza öyle. Evde de ortak paydada buluşması gerekiyor yani. Bunu bir görev olarak değil de bir ikram olarak görmek. Tabii ikram, sorumluluk içinden geliyor. Evet. Benim zaten ev içindeki lakabım Süper Mario. Efendim, eski zamanlara gidelim, Yeşilçam dönemlerine. Sevgili Canver'in annesi de çok kıymetli Yeşilçam oyuncusu. Teşekkür ederim. Selamlarımız olsun buradan. Selamlar, selam gönderelim buradan. Sevgiler. Şimdi Vecihi filminde çok güzel. Sana kız vermem diyor şimdi. Vecihi'ye? Evet diyor. Çok haklısınız, ben de sizin yerinizde olsam vermem. Peki öyleyse niye istiyorsun? Ne istiyorum efendim? Kızımı istemiyor musun? Aa, verdiniz mi falan? Aman efendim siz öyle. Verdikten sonra niye istedin? Hayatta bazen diyaloglar gerçekten kendi içerisinde böyle bir o tabii ki o senaryodaki o diyalogdaki zekice metin de çok etkili yani. Çok. Siz istiyorsanız ben vermem, hani onu istemiyor musun durumu? Ya Yeşilçam deyince aklıma hep benim şeye geliyor. Annem şeyi anlatır bana. Yani o zamanlar bu iş o kadar zordu ki şimdiki yeni nesil siz o kadar şanslısınız ki biz kendi kostümümüzü sete kendimiz taşırdık. Saçımızı, makyajımızı kendimiz yapardık. Öyleymiş. Gerçekten şu an şu son dönemde bizim yeni nesil oyuncular gerçekten bu anlamda çok şanslı. Kıymetini bilmek gerekiyor, evet. Ya biraz gerçekten. O zamanlar çok zormuş ama o zamanlardan gelen insanlar da hala parmakla gösteriliyorlar. Yani kıyasla şimdiye çok zor. Saygı duymamak 50 Yeşilçam dönemindeki. Evet. Yeni şeyler öğrenen insanları hep takdir ediyorum, seviyorum. Belki de o yeni şeyler öğrenen insanların başarabildiği şey öğrenilmişliklerinden kurtulabilmek. Evet. Duygusu olsa gerek değil mi? Öğrenilmiş çaresizlikler. Öğrenilmiş çaresizlikler. Ben her sabah kalktığım zaman kendimin daha iyi versiyonunu yaratmak için çabalıyorum. Ve bunun da temelini öğrenmek oluşturuyor zaten. Okumak, araştırmak. Bazen ya biraz şey de var galiba. Olmak. Bizim maalesef aramızda hani kulaktan dolma yaşayanlar da var bu hayatı. Hani öğretilmiş birileri tarafından hani ne kadar doğru, ne kadar değil sorgulanmadan ha o böyle söylemişti evet. Hani bu da yanlış yani. Yeni şeyler öğrenmek, bir başkasından değil de yaşayarak öğrenmek sanırım biraz daha bir gerçek yani başkasından oluyor. Öğrenebileceğimiz şeyler de var tabii ki mutlaka. Var tabii ama kulaktan dolma da yaşamamak lazım ya. Sizleri sevenler yalnız bırakmıyor demiştim başlangıçta. Hayranların gönderdiği sorular var efendim. Sosyal medya hesaplarımızdan soruyorlar. Şimdi Canverel'e sormuşlar. Erkekler ağlamaz derler.
Can Bey erkeklerin her durumda güçlü gözükmesi fikrine katılıyor. Şimdi ben olayı kadın erkek ayrımı yapmaksızın bakacağım bu soruya. Ağlamak insani bir duygu. Güçlü gözükmek zorunda değiliz asla. Tabii ki kendimizi güçlendirmek zorundayız. Her şey her zaman toz pembe, cennet bahçesi gibi olmuyor. Tabii ki zaman zaman zorluklarla karşı karşıya geliyoruz. Bu gibi durumlarda güçlü insanlar devam edebiliyor doğru bir şekilde hayatına. Güçlenmek önemli ama güçlü gözükmek zorunda olmak diye aynı bir şey yok bence. Kesinlikle. Ve en son ne zaman ağladınız? En son ne zaman ağladım? Bunu bana sabah kız arkadaşım da sordu. Hatırlayamadım ne zaman ağladığımı. Çok da ağlayabilen bir insan değilim. Sette ağladım karakter gereği, yani şey rol gereği, o an sahne gereği ağladım. O tabii teknik bir olay ama... Gözünüze bir şey sıkıyorlar mı? Yok. Yok. He, bazen çok çabuk bitmesi gerekiyor gözüm o sahnenin. Takviye yani alabiliyoruz. Biz pek tercih etmiyoruz ben, tabii. Ben de genelde tercih etmiyorum. Gökberk ben mesela bu sabah hakikaten böyle bayağı hakim olamadım. Şırıl şırıl Allah akmaya başladı. Ağlıyor erkekler. Şey aslında çok da güzel ağlıyorlar ama. Böyle bu oradaki... sabah ağladınız yani. Evet. Gelmeden programa. Bahçeme 2 gün önce, 3 gün önce kedi yavruladı. Yani evin içine girmek istiyor falan. Hep böyle mama verdiğimiz bir kedi. Geldi bahçeye, böyle hep evin içine girmek istiyor. Anladım yani bir şey olduğunu. Ona çok güzel bir yuva hazırladım. Tam böyle bahçeye girişe yani bizim. Oraya yaklaşık 20 dakika sonra falan yavrulamaya başladı. 4 tane. İlk defa şahit oldum ve başındaydım yani onların. Bu sabah da mesela beni duygulandıran... Onlara o koruma içgüdüsü yani annelik. Başka kediler geliyor, hemen hazır ola geçiyor. Sen çok seversin zaten kedileri. Ki ben yani benim en hassas noktalarımdan, kırmızı çizgilerimden birisidir hayvanlar. Acayip ister istemez böyle yani yüzün gülerken gözlerinden yaş akıyor. Yani farklı bir şey ama canın dediğine gerçekten katılıyorum. Bu bir zorunluluk, mecburiyet değil. Bu isteyenin kendi kendine yüklediği bir sorumluluk aslında zorunluluktan ziyade. Ama erkekler de hakikaten çok güzel ağlarlar. Erkekler güzel ağlar. Yeri geldiği zaman. Velhasıl hiçbirimiz güçlü durmak zorunda değiliz. Kendimizi güçlendirmek zorundayız. Ama ağlamamak diye bir şey yok. Sevgili kaptanımız da buradayken, aslında kaptanımızın da burada olması güzel olur bu soruyu yöneltirken. Sorumuz şöyle çünkü, izleyicilerimiz sormuş. Şöyle bir şey. Tabii. Demişler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kaptan. Kaptanım, izleyicilerimiz sormuşlar. Şunu soruyorlar. Dünya bir gemi olsaydı gemideki görevinin ne olmasını isterdin? Siz başlayın. Siz başlayın. Kaptan şimdi siz varken yani. Bizim kaptan kaptanlık olmaz. Yapıyor zaten. Genel anlamda öyle ama ilk başta şunu olmasını isterdim. Miço olmak isterdim. Miço. Çünkü miço olmadan kaptan olmak çok zor. İşin mutfağı orası değil mi? Sintina'yı tabii. Sintina'yı görmek lazım. Yani kökten yetişmekte fayda var. Ama sonrasında tabii ki kaptan olmak isterdim. Ki bütün denizcilerin aşağı yukarı amacı budur. Teşekkür ediyoruz. Kaptanım, ben aslında konuklarımızın cevaplarını da merak ediyorum. Lütfen dinleyelim. Yok ama çok doğru. Yani ben de öyle işin mutfağından yetişmeyi isterdim yani miçoluk. Miçoluk. Sonrası kaptanlık. Can Bey. Çay içip simit yemek gayet keyifli. Can yolcu olmak isterdi o gemide. İyi oluyor mu değil mi? Böyle hepimiz bir kaptanımız varken, evet. Senin gibi bir eksik olmuyor. Arkadaşımız varken Gökberk yanımda. Ya. Çay simit gayet keyifli zaten. Şu an istediğim kaptanım, noktadayım. Şimdi buraların manzaranın tadını çıkartıyoruz. Teşekkür ediyoruz burada küçük bir mola verdiğin için bize. Teşekkür ederim. Çengelköy taraflarındayız efendim. Evet, çok güzel bir yer bence. Tabii ki. Kesinlikle. Çengelköy gerçekten çok güzel, böyle kasabayı andıran bir yer. Ben çok severim. Çok arkadaşlarım da var burada. Bazen ziyaret ederim. Ben senin çok keyiflidir kaptanımızın yani. Efendim kamera arkasında halleri çok enteresan görüyorum. Geçerken sürekli birilerine selam verme halindesin ya. Gerçek ama. Evet, şimdi öyle bir şey ki sürekli Boğaz'da... Sürekli el sallıyorsun yani. Boğaz'da çok vaktimiz geçti. Tanıyorsun değil mi? Tabii, çok kişi tanıyoruz. Her yerde haliyle birilerine selam veriyoruz yani. Eksik olma, teşekkür ederim. Onlar da selam veriyor. Her limanda selamını almadan olmak olmaz. Arkadaşınız, dostunuz var yani. Ya kesinlikle, aslına bakarsanız doğrudur bir yanda yani. Her limanda bir arkadaşımız, bir dostumuz var. Kaptanımıza efendim teşekkür ediyoruz. Simit vererek uğurluyoruz. Desin buyurun. İkram edelim. Ay, neden olmasın. Bu arada seyre devam ediyoruz tabii. Çok mersi. Teşekkür yakıt ederim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Selametle. Yakıtık manyo yaptım ben. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Sevgili Gökberk Bey. Evet, buyurun. Şimdi antika sever biri olarak, evet, bu antikalar arasında şu parçalar özellikle koleksiyonumda vardır dediğiniz hangileri?
Yani ben aslında birazcık ne kadar doğru olacak ama bilmiyorum. Açgözlüyüm yani antika konusunda. Ya gönül ister ki hepsi benim olsun. Ama kendime ait küçük çaplı koleksiyonlarım var. Mesela madalyon koleksiyonum var. Pasaportlarıyla beraber çok eski madalyon yıllardan kalma savaş madalyonları. Kamera koleksiyonum var. Kamera ondan koleksiyonu sonra, evet, 16 mm, 18 mm el kameraları çok güzeldir. Bıkmadın mı? Yani bıkmadın aslında eve de mi aldın? Bir şey ya. Yani şey gibi bir şey bu. Hani bir şeyi toplamaya başlıyorsun ama istiyorsun ki böyle en az seni şaşırtacak bir şey olsun bu. Çünkü herhangi bir şeyi toplamaya başladığında o şey çok önemli. Her antikacıda ya da canın her istediğinde alabileceğin bir ürün olmaması lazım. Hiç ummadığın bir anda, bizim sorularımız gibi az önceki, nereden karşına çıkacağı belli olmayacak. Nadir parça deriz. O zaman evet. Çok keyifli ve zevkli, gerçekten o zaman koleksiyon oluyor. Yani hiç ummadığın bir yerde, hiç alışveriş yapma gibi bir düşüncen yokken karşına çıkabiliyor. Mesela heykellerim var, porselen biblolarım var. Zamanında işte yapılmış 19. yüzyılda mesela beyaz altın diye geçen Mayzen porseleni ki benim için en iyisidir. Onun 4 mevsim böyle 1800 sonları 1900 başları 4 mevsim için ürettikleri ilkbahar, yaz, sonbahar, kış biblolar var mesela koleksiyonluk. Bende bir tanesi var, kaç yıldır antika topluyorum, sadece sonbaharı var bende. Ama yani bir gün bir yerde onun ilkbaharı, yazı, kışı karşıma çıktığında gerçekten o anki mutluluğumu, yani şu an düşünemiyorum bile mutluluğun derecesini. Yani enteresan bir şey bu. İnsan Tutku. Aslında böyle sizin gibi hayatında mutlu olacağı şeyleri söylediğinde de karşı tarafı mutlu etmek kolay. Yani sonuçta Can Bey ne seviyor, Gökberk Bey ne seviyor insan bilirse buradan hayranlara efendim yani ne hediye edeceğinizi en azından söylemiş olalım. Onların zaten varlığı yani gerçekten klişe veya laf olsun diye değil, varlığı bizim için en büyük hediye. Şimdi insan tabii hayatta aslında bir mesaj gönderme halinde. Konuşuyoruz hareketlerimiz, hallerimiz ama izleyicilerimizden şöyle bir soru gelmiş. Dünyanın her yerine bir mesaj gönderebilecek olsanız bu ne olurdu? Anlayış. Anlayış. Mesela gerçekten anlayış. Mesela çok alakasız gelecek belki ama hep şunu konuşuruz hani muhabbet esnasında ağzımdan dökülen en klişe cümlelerdendir. Abi 3 saniye düşünüp öyle hareket etmek, öyle cevap vermek. Belki adamı katil olmaktan kurtarır yani. 3 saniye düşünüp hani fevri olmaktansa evet. Ve bununla ilgili mesajlar olurdu benimkisi. Ben şeye çok takımdır mesela, benim için üslup çok önemlidir. Üslup yani ben insanlara karşı üsluma çok dikkat ederim ve insanların da aynı şekilde bana karşı olan üsluplarına dikkat etmesini beklerim. Ve yaşı, mevkii hiç önemli değil, hiç ayırmam. Saygı duyuyorum herkese ve aynı şekilde de insanların da bana o şekilde saygılı davranmasını beklerim. Keşke bütün dünyadaki insanlar bu düşünceyi benimseyebilse. Kesinlikle. Benim için de çok önemli. Gerçekten sette de çok konuşuruz biz aramızda bu muhabbeti. Ve bakış açılarımız o kadar benzer ki Can'la. Ve onun gibi bir arkadaşım olduğu için gerçekten çok mutluyum. Keza ben de öyle. Üslup her şey ya. Yani gerçekten beni böyle 5 kişi dövsün. Mesela ertesi 5 kişi dövsünler beni yani böyle ağzım burnumu kırsınlar. 2 dakika sonra yemin ederim unuturum. Hiç böyle barındırmıyorum. Ama üslupsuzluk hayatım boyunca hiç tahammül edemedim evet. Ve edebileceğimi doğru. De zannetmediğim bir şey. Bir de set ortamında sonuçta sürekli direktifler var, yönetmen bir şeyler söylüyor. Evet. Siz birbirinden bir şey rica ediyorsunuz. Bir de hengame içerisinde yanlış bir üslup birçok şeye. Bu da sanırım işte o 2-3 evet. Saniye düşünüp öyle hareket etmekle alakalı bir durum ya. Burada da kesmek durumunda kaldım sevgili seyirciler. Köprünün alttan düz bütün vapurdaki arkadaşlarıma da rica ediyorum. Dua edelim, dilek tutalım. Köprünün altından geçerken ben hep yapıyorum, kabul oldu. Bak 10 yıldır program yapıyorum. tuttunuz mu? Tamam. Tuttuk. Evet. İnşallah kabul olsun. Üslup demişken böyle bir ana girdim. Üslup çok önemli. Yani. Efendim. Tuttuk dileklerimizi. Kabul olur inşallah. İnşallah. Hayatta tabii ilgi çekmek sadece çocukların yaptığı bir şey midir? Değildir. Yetişkinler de ilgi çekmek ister. Siz ilgi çekmek için ne yaparsınız mesela? Kendi hayatınızda. Yani tabii olumlu olumsuz örnekleri de var bu durumun çok fazla. Gökberk Bey ne yapar mesela ilgi çekmek? Bunu ilgi çekmek için değil de böyle gerçekten hani o an karşındakini mutlu etmek için yaptığın ekstra şeyler oluyor. Ve onun karşılığı çok güzel olabiliyor. Yani seni o anki durumundan çok daha fazla mutlu edebiliyor. Yani ekstra bir şey yapmıyorum açıkçası bunun için.
ilgi çekmek tabii ki yani her insanın ilgiye ihtiyacı var. Çocuğun da var. Ama siz can olarak, ben kendim şahsi olarak ben ilgi çekmek için ekstra bir şey yapmaya çalışmıyorum. Zaten çevremdeki yakınlarımla karşılıklı ilgi duyuyoruz birbirimize. Birçok şeyle ilgileniyorum ben. Dostlarımın, işte ailemin, kız arkadaşımın karşılığını da görüyorum. Zaten göremezsem karşılığını bunu ya da ben karşılığını veremezsem bir problem var demektir. O zaman mı ilgi çekmeye çalışma hali başlar acaba? Ama ilgi çekmeye çalışmaya başlamak iyi bir şey değil. Bir şeyler yoluna gitmiyor demektir. Ya da daha fazlasını istiyorsa kişinin kendisinde de problem olabilir. Bir de sonu yok ki bunun. Sonuçta diyelim. Yani bilmem, oyuncular da sonuçta ilgi çekmek için magazinin tam göbeğine gidip de aslında bir şekilde kameralar bana dönsün isteyebilir. Hayatı içinde bazen gerekli. Ama... Yani bu belki başka oyuncular bir konu sever ama biraz yani şey ilgi çekmeyi. Ben şimdi siz ya, oyuncu olduğunuz için bunun için mesela ben yani hemfikirizdir muhtemelen. Ekstra hiçbir çaba sarf etmedik. Şöyle bir şey yapayım da ilgi çekeyim. Örneğin magazin örnek verdiniz. İşte oradan devam edeyim. Hani ille beni çeksinler diye bir şey yok. Zaten artık bu kapanma döneminde biz de elimize kumanda alır olduk yani. Artık yani insan televizyon seyretme alışkanlığı arttı. Arttı ama neler izliyoruz yani, neler ilgi çekiyor onu da görüyoruz vesaire. Hani bilmiyorum, başarı öyküsü mesela izleyemiyorum ya. 3-5 saniye belki, o da 1-2 saatin içinde 3-5 saniye belki. Onun haricinde bir kaosla beslenme durumu var, üslupsuzluk. Ama kimin kiminle kavga ettiğini, kimin kime taş attığını veya sorsam size 3 saniye bile geçmeden cevap yani verebilirsiniz. Yani magazinden girdiniz, magazin kalitesi de çok düşük. Şimdi mesela senin programına konuk oldum ve gerçekten zeka gerektiren sorular soruyorsun ve karşındaki insanın da zeki olması gerekiyor bu soruları cevaplayıp. Çok sıra dışı program bu. Yani seyrederken uzaktan seyretmek başka, için iç... Kaptan mı sesleniyor? Kaptan bağlandı. Kaptan bana katılıyor musun? Teşekkür ederim. Cemal Kaptanım. Evet. Ömer Bey. Aa, duydum. Kaptanım. Sizi dinliyorum Ömer Bey. Seviyorum seni kaptanım. Bir mukabele, biz de sizleri seviyoruz. Bugünkü Boğaz turu için teşekkür ederim. Rica ederim. Misafirlerimiz ve sizler memnun kaldığınız sürece biz daha da memnunuz. Çok Allah memnunuz. Allah selamet versin inşallah. Amin. Teşekkür ederiz kaptanım. Aynen. Evet, nerede kaldık? Teşekkür ediyorum. Nerede kaldık? Yok, bunu çok samimiyetle söylüyorum. Dışarıdan seyrettiğim zaman çok farklı. Programda konuk olduğum zaman, işin içinde olduğum zaman program kaliten gerçekten harika. Evet, çok keyifli. Çok gerçekten samimiyetle söylüyorum bunu. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Efendim, benim de çok sevdiğim yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 2014'te izleyiciyle buluşan Kış Uykusu filminde güzel bir diyalog. Keşke benim de kendimi kandırma eşiğim seninki kadar düşük olsaydı diyor. Hmm. Yani kendisini kandıran insanın mutlu olma halinin daha fazla olduğunu düşünürsek, gerçeklerden uzaklaşan bir insan için söylense gerek olur bu. Ya aslında bu tartışmaya açık bir konu. Evet. Yani kendinizi göreceği bir soru yani. Kendinizi kandırır mısınız? Ne dersiniz? Ya ben buna mesela şöyle cevap vermek isterim. Kendimi kandırmak değil de birazcık daha ben çok pozitif bakmaya özen gösteren bir insanım. Hani bir yandan tamir etmeye çalışmak, onarmak taraftarıyım. Ama kendimi kandırmadan, gene o gerçekle yüzleşerek, hani o gerçeği hayatımın bir parçası yaparak, hani uzaklaştırmadan, olmamış gibi davranmadan. Ben kendimi kandırdığımı düşünmüyorum. Yani ne kendimi olduğumdan fazla ya da ne de kendim, belki de kendime haksızlık yaptığım dönemler oluyordur. Acımasızlık anlamında kendimi kandırıyor olabilirim ama hiçbir zaman kendimi olduğumdan fazla, olduğumdan yüksek gördüğümü düşünmüyorum. Aslında bir şekilde 70 alman gereken bir sınavda 40 alıp da ya bu da yeterli deyip bir şekilde ya da 60 alıp biraz polyanacılık, biraz kendini kandırmak mı? Biraz da bu aslında kişiden kişiye değişiyor. Yani muhakkak bir insan kendini kandırarak da başarılı olabilir. Kendini öyle görebilir değil mi? Başarıya endekslemek. Kendini demek. Kandırarak başarısı olabilecek insan tipi de var. Bir insanın biraz yapısıyla, yapısıyla. Nasıl motive olduğuyla alakalı bir durum. Yıpranmak paslanmaktan iyi midir? Yıpranmak paslanmaktan kesinlikle iyidir. Değil mi? Tabii mümkün yani, çok net. Evet. Paslanmak kötü bir şey. Çünkü ben genellikle aslında mesela, tabii çok yoruldum ben bugün, işte hayat zor geçiyor, çok yoğun geçiyor diyen insanların yüz ifadesine bakıyorum. Sonuçta yorgun. Ama diğerinin yüz ifadesinde paslanan da böyle o pas tutmuşluğun verdiği bir acı, biraz geçmişe kızgınlık, evet, o zamanı paslı geçirdiği için zamana kızgınlık. Hmm. Yorulan en azından belki de hani o yorgunluğu yaşıyor da yani. Şimdi evet. Yıpranmak ama dinleniyorsun ya, geçiyor mesela. Yani çok çabuk onarabiliyorsun kendini. Ama pas yıpranmak, çok zor. Yıpranmak şimdi hayatta
yaşadığımız zorluklar da var yıpranmanın içinde. Bunlar bizi güçlendiriyor. Çalışmanın verdiği yıpranma bizi dinç tutuyor esasında. Bizi ayakta tutuyor. Hepimizin çalışmaya ihtiyacı var. Hepimizin üretmeye, yaratmaya ihtiyacı var. Ama paslanmak demek zaten hiçbir şey üretmiyorsunuz. Olduğunuz yerdeyseniz, olduğunuz yerde sayıyorsanız sürekli, o zaman paslanmaya başlıyorsunuz. Bu da bir insanın başına gelebilecek en kötü bir şey herhalde. Ya şey gelmişti aklıma, bu çok klasik Sylvester Stallone'un Rocky serisinde bir repliği vardı. Hani düşmemek değil aslında, elbette düşüyorsun. Ama yani ne kadar dayanıklı olabildiğin, hani o darbelere kalkıp bir adım daha atabilmek, bir adım daha atabilmek, hani bu da çok önemli. Güzel seriydi Rocky serisi. Bir dönem ilkokul 5. sınıfta falandım tahmin ediyorum. Yani her gün mü Rocky 4'ü seyredersin? Ya hafta içi her gün mü seyredersin? 20'şer kere izlemişizdir en az, değil mi? Hafta içi her gün. Aynen. Ya. Olacak iş değil. Yani. Onun çok, güzel çok sözlerinden benim... bir tanesi de aslında kazandıktan sonra eşine bakıp orada duygusal anda sonuçta... Evet, yani bir de halka söylediği bir şey var. Ben yapabildiysem herkes yapabilir. Evet, siz de yapabilirsiniz. Evet. İnsanlara ve bir ülkeyi olan... onarıyor adam orada, evet, yani aslında. Bilim kalelerinden, sahnelerinden bir tanesiydi. Rocky 4'tü galiba o. 4. Ivan Drago. 4. Hmm. İnsan ölümü düşünüyordur elbet. Ölüm yaşayan insan için, bu dünyada yaşayan insan için de elbet kolay bir şey değil. Ama bir yandan da aslında ölüm yaradan için hoş olan bir şey olabilir mi? Düşüncesi var. Kuluyla buluşacağı durum. Hani bir öğretmen aslında sınav bitmiştir de sınav kağıtlarını okuyacaktır gibi bir durum söz konusu belki. Onunla karşılaşma. Nasıl yorumlarsınız ölümü? Yani ölümü düşünerek yaşayamayız. Şu anlamda sürekli ölüm korkusuyla yaşayamayız daha doğrusu. Onu bir tarafa bırakırsak, iyi bir insan olmak için çabalıyorum. İnsanlara dokunmak için çabalıyorum. Bunun karşılığını alabilmek amacım değil benim. Bu işten bunu kâr amaçlı yapmıyorum. İnsanlara iyilik yapmak, birilerine yardım etmek, birilerine bir şey öğretmek, birilerine bir şey katmak beni çok iyi anlamda etkiliyor. Çok mutlu hissediyorum kendimi, çok dolu hissediyorum. Ya hani ölümü bilerek yaşamak, evet varım ama korkarak değil. Fakat ben mesela çok düşündüğüm zamanlar oluyor. Çünkü çok yakın tarihte annemi kaybettim. Ondan önce kardeşimi kaybettim. Amin. Ben de biraz üst üste geldi kayıplar. Kardeşimle başladı. Annem, arkasına 2 ay sonra anneannem falan. Artık böyle bir bocalamıştım yani hani. Velhasıl insan ister istemez düşünüyor. İlle bir vesile olması gerekmiyor, evet. Ama dediği gibi yani bunu bilerek yaşamak, insanın hata yapma, hata demeyeyim gerçi, yanlış yapma olasılığını biraz daha en aza indirgemesine böyle sebep oluyor. Hata yapıyorsak bile hiçbir zaman iyi niyeti elden ama bırakmadan. Ölüm de bir İnsan mükafattır her deniyor. Şey, her şey bizim elimizde değil tabii. Yani, tabii ki. İstem dışı hepimiz hatalar yapabiliyoruz, birilerini kırabiliyoruz. İstemeden birilerine kötülük yapabiliyoruz ama benim düşüncem hiçbir zaman iyi niyeti elden bırakmamak. Hani yani gideceğimiz yer orası ve burada geçici bir hayat yaşıyoruz. O yüzden gerçekten orada... daha iyi karşılanmak, kabul görülmek, elimizden geldiğince temiz ve arınmış bir şekilde gidebilmektir benim, bilmiyorum, İnşallah. Gayem. İnşallah. Aslında insanın kalbi dinlemesi bir şekilde kolay ama aklı dinlemek mi zor olan? Ya dengeyi kurmak lazım ya. Yani bu zor bir soru. Aklını mı dinlemek mi, kalbini dinlemek mi? Her zaman benim bir adım önde kalbim. Bir adım kalp mi? Mantık bir tık geride bende. Gökberk'in de dediği gibi ikisini dengelemek lazım. Ama bir seçim yapacaksan mantık mı önünde olsun, kalbim, hissiyatlarım her zaman bir adım önünde benim. Böyle geldi, böyle gidiyor. Ama insanız, yanılabilme ihtimalinde göz önünde bulundurarak. Ben de aynı canım dediği gibi yani kalbim bir adım daha önde gidiyor. Evet. Neye yemin ettiğiniz sorusuyla da vapurda çaysımız sohbeti bitiriyoruz. Bu soruya... Neye yemin ettik? Evet. Neye yemin ettik? Yani yemin çok yemin ettim ben ya. Çok şeye yemin ettim. hangisini söylesem? Hepsi de güzel şeylerdi. Vallahi yemin değil de en son söz vermiştim mesela rahmetli anneme. Gerçekten genel anlamda böyle paragraf, başlık, parantezi açmadan elimden geldiğince doğru ve dikkatli, temiz adımlar atmaya gayret göstereceğime çok büyük söz vermiştim. Yani bu yoğun bakım odasında yani annemi 3 saniyeliğine görebilecek ve vedalaşmak, helalleşmek için girdiğim, bizi öyle helalleşin diye aldıkları kısacık bir zaman diliminde bunun için söz vermiştim yani en son. Ve o zaman dilimi hayatımın gerçekten asla böyle unutamayacağım bir
şeyiydi, anıydı diyebilirim. O yüzden yeminden ziyade o sözümü hiç unutmuyorum. Evet. Hiçbir şekilde ucu nereye giderse gitsin hiçbir zaman bir yalanın içinde bulunmak istemiyorum. Benim için bu çok önemli. Çünkü dürüstlük benim için gerçekten çok büyük bir ölçü. Bunun dışında neye yemin ettim? Her zaman çalışkan olup bir şeyler üreteceğime, kendime saygımı hiçbir zaman yitirmeyeceğime, aileme, dostlarıma her zaman her şekilde iyi günde kötü günde yanlarına olacağına yemin ettim diyebilirim. Biraz klişe bir cevap gibi oldu ama inancım bu yönde. Yo, doğru. Doğru oldukları yani, için zaten klişeler birçok şey. Ki günümüzde baktığımız zaman doğru olan birçok şey artık ekstra lüksmüş gibi olabiliyor ne yazık ki. Yani yoksa bir yalanın içinde olmak benim bu saydıklarım zaten çok olması gereken şeyler ama bir takım değerleri her geçen gün kaybetmeye başlıyoruz. Bir de herkesin kendi doğruları oluşmaya başladı. Doğru bir taneydi, bin tane oldu. Aslında hiçbir zaman hiçbir zaman o döngünün içine efendim, girmeyeceğimi... Çay, simit, bir tane. Yani muhabbet. Eksik olmayın. Teşekkür ediyorum. Demek, çok keyifli. İskele yanaşıyoruz. Sevgili seyirciler, vapurdan evlerinize misafir oluyoruz her hafta. Bu hafta da sizlerle buluşmanın heyecanını yaşadım. Sizleri uğurlamadan önce küçük armağanlarımız var. Cemal Kaptan bu bölümde biraz sarsıntı oluyor. Tam iskeleye yanaşırken. Evet. Saraybolu'na tekrar döndük. Çok teşekkür ederiz bizleri. Önce siz bizleri ağırladığınız için sonra da o değerli izleyicilerimiz. Teşekkür ederiz. Çok, efendim böyle. Çok naziksin Ömer. Ne demek? Arkasında yazılan şeyler aslında sizi güzel yansıtıyordur umarım. Arka sokaklarda bir yiğit, yeminle biz onu çok sevdik. Dizi setinden koparıp getirdik. Vapurda çay sohbete davet ettik. Çok güzel. Gemilerde talim var. Çok şirin bir kızım var. Yemin olsun sizlere, vapurda sohbette sözüm var. Hani benim fenerim Canberel. Güzel. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Çok teşekkür şey ediyoruz. Çok gerçekten hoş sohbetiniz için, bize ayırdığınız vakit için. Ne demek? Çok keyifliydi bizim ediyorum. Için. Ben teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Sizlere. Her zaman efendim sizlerle olmak isteriz diyoruz. İnşallah. Gelişiniz güle güle. Gidişiniz güle güle. Her işiniz güle güle olsun inşallah. İnşallah. Efendim, alkışlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Vapurda çay simit sohbette sizlerle olmak çok keyifli bir anı oldu benim için. Her şey için çok teşekkür ederim. Yeniden bir araya gelmek dileğiyle. Canberel. Çok keyifli ve çok güzel bir anı oldu. Hayatım boyunca keyifle hatırlayacağım. Ayırdığınız vakit ve hoş sohbetiniz için çok teşekkür ediyor. Ömrünüz boyunca sağlıklı, başarılı ve mutlu bir hayat sürmenizi diliyorum. Sevgi ve saygılarımla Gökberk Demirci.